Sağ içinden herkese selamlar dostlar. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk rakibi olan PAOK'un güçlü yanlarını, zayıf yanlarını, hangi formasyonla sahaya çıkabilirler ve Galatasaray nelere dikkat etmeli? Kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Ama videoya geçmeden önce videonun sonunda eğer videoyu beğenirseniz beğenip hype butonuna tıklamayı, eğer kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım ve videomuza geçelim. PAOK geçtiğimiz sene normal sezonu 60 puanla lider bitirerek playoff'a lider olarak girmeye hak kazandı. Playoff'ta da 20 puan toplayarak 80 puanla Yunanistan Ligi'nin şampiyonu oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi elemesindeki ilk rakibi Bosna Hersek temsilcisi Bokar oldu. Bokar'ı hem evinde hem de dışarıda yenerek Malmö ile eşleştiler. Ancak işler Malmö'de istedikleri gibi gitmedi. Deplasmandan avantajlı bir skorla, yani 2-2'lik bir skorla Yunanistan'a gelmiş olsalar bile kendi sahalarında 4-3 kaybederek Şampiyonlar Ligi'nden elendiler. Ve UEFA Avrupa Ligi playoff turunda İrlanda Ligi temsilcisi Shamrock Rovers ile karşılaştılar. Shamrock Rovers'ı hem içeride hem de dışarıda rahat bir skorla yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi oldular. PAOK bu sezon kendi liginde çıktığı 5 maçta 13 puan topladı. 4 galibiyet 1 beraberlikleri var. O tek beraberlikleri de Panathinaikos'ta oynadıkları maç 0-0 bitiyor. Formda bir şekilde İstanbul'a gelecek Yunan temsilcisi ama aynı şekilde formda bir Galatasaray'la karşılaşacak. Şöyle genel olarak PAOK'un kadrosunu inceleyecek olursak aslında Türk takımlarımızdan da biraz aşina olduğumuz oyuncuların geleceğinden ziyade geçmişini transfer eden bir transfer politikası izlemişler. Mesela Shakhtar Donetsk'ten tanıdığımız Tyson burada 35-36 yaşında ama hala burada forma giyiyor. Eski Liverpool'un sakar stoperi Dejan Lovren hala burada. Chelsea'nin kronik sakat oyuncusu Bakayoko hala burada. Fenerbahçe'nin tek dişi kalmış canavarı Samat da burada. Kendisini Allah tarafından kutsanmış olduğunu iddia eden Omar Koli burada. Yani Uhud Savaşı tepeyi terk eden okçular tam liste gibi bir kadroları var. Şakası bir yana çok kaliteli oyuncuları da var. İlk çıktığı zaman çok büyük potansiyel vaat eden ve o vaat ettiği potansiyeli bir türlü ulaşamayan Zivkovic'leri var mesela. Çok yetenekli futbolcu. Sakat olduğu söyleniyor. Galatasaray maçına yetişip yetişemeyeceği tam olarak belli değil. Yunan basınında biraz araştırdım. Oynamayacağı söyleniyor. Maç saati ne olur onu maç günü göreceğiz. Ama Galatasaray'ın en çok dikkat etmesi gereken oyuncu 21 yaşındaki wonderkidleri Giannis Konstantelias. Oyuncu 21 yaşında olmasına rağmen çok tecrübeli bir oyuncu gibi oynuyor. Ayaklarına çok hakim. PAOK'un hücumları genellikle Giannis tarafından şekilleniyor. Çok zeki bir oyuncu. PAOK sahaya 4-2-3-1 şeklinde yerleşiyor ve 4-2-3-1'in 10 numarası Giannis şeklinde ve takımın beyni aslında. Hücumda genellikle toplar Giannis'te buluşuyor ve hücumları şekillendiren de yine Giannis oluyor. Oyuncu çok skorer bir oyuncu değil ama ayaklarına çok hakim ve oyunu yönlendirmesini çok iyi biliyor. Fiziken de hiç fena olmayan bir oyuncu. Burada mesela sol bekleri Baba Rahman'dan bir top geliyor. Çok şık bir şekilde topuyla rakibin bacak arasından çalım atıyor. İçeriye doğru giriyor. Bir çalım daha atıyor. Sonra yay civarındaki takım arkadaşına çıkartıyor. Takım arkadaşı da tekrardan Zivkovic'e doğru çıkartıyor. Ve Zivkovic çok rahat bir vuruşla golü buluyor. Burada mesela tamamen Giannis'in kendi bireysel becerisinden gelen bir pozisyon olmuş. Ve bunu golle sonuçlandırmışlar. Mesela yine burada İrlanda Ligi temsilcisine karşı bir görsel. Burada ikili mücadeleye giriyor. Topu kazanıyor. Sonra çok şık bir şekilde takım arkadaşına pasını veriyor. Ve takım arkadaşı kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Hemen bir dakika sonrasında yine topu sol kanattan alıyor. İçeri doğru dripling yapıyor. Yine aynı şekilde yay civarından takım arkadaşına çok net bir pas çıkartıyor ve takım arkadaşı burada iki pozisyonu değerlendiremiyorlar ama Giannis'in oyun zekasını göstermek için aldığım bir görsel. Yine mesela bakın burada hızını kullanıyor ve rakipten topu kurtarıyor. Sağ kanattan çizgiye doğru topu sürüyor. Ceza sahası içerisine giriyor. Burada okla çizdiğim yöne doğru 11 numaralı takım arkadaşına böyle çok kıvamında çok güzel bir pas veriyor. Ama takım arkadaşı bu ikramı biraz geri çeviriyor. Çok kötü bir şekilde topa vuruyor ve top burada kare içerisine aldığım bir şekilde farkla dışarı doğru gidiyor. Halkın maçlarını izlerken duran toplar da çok dikkatimi çekti. PAOK duran toplarda çok etkili kullanan bir takım. Kornerleri genelde ön direk ve penaltı noktası arasına doğru kısa kullanıyorlar ve oradan geriye doğru aşırtarak tehlikeli pozisyon yaratmaya çalışıyorlar. Bakın mesela burada tam olarak o dediğimi gerçekleştiriyorlar. Penaltı noktasıyla ön direk arasındaki noktaya kısa bir korner vuruşu gerçekleştiriyorlar. Burada takım arkadaşı kafayla içeri doğru çeviriyor. Yine bir pozisyon oluyor burada. Yine aynı şekilde kornerleri kısa kullandıklarına dair yine bir görsel. Yine burada duran topu hem penaltı noktasıyla ön direk arasında bir yere doğru kısa kullanıyor. Takım arkadaşı kafayla topu içeri çeviriyor ve burada karambol oluyor ve bu karambolde gol buluyorlar. Yine ön direğe kullanılmış tehlikeli bir korner. Yine bakın burada ön direkte penaltı noktasına doğru yapılan bir orta. Yine kafayı vuruyorlar. Bu yine çok tehlikeli bir pozisyon oluyor. Yine bir başka bir maçtan görsel. Yine duran topları kullanıyorlar. Yine burada da tehlikeli oluyorlar. Bir başka görsel. Yine duran topu kullanıyorlar. Bu sefer Baba Rahman'a doğru geliyor. Baba Rahman kafayı vuruyor ve top direkten tekrardan oyun alanına geliyor. Ama yine çok tehlikeli bir duran top organizasyonuydu bu. Bu maçın X faktörü olarak ben Galatasaray
Galatasaray'dan Torreira'yı demek istiyorum. Çünkü hem Giannis Konstantelias'la olan eşleşmesinden dolayı hem de kornerlerde ön direğe doğru yapacakları ortalarda Torreira'nın konsantrasyonunun çok yüksek olması ve hep uyanık kalması lazım. Çünkü PAOK tehlikeli duran toplara sahip olan bir takım. Aynı şekilde Giannis Konstantelias'ı Torreira'nın çok uyanık bir şekilde savunması lazım. Konstantelias'la uzun mesafede Torreira'nın karşılaşmaması lazım. Çünkü Torreira kısa mesafede çok çabuk bir oyuncu olmasına rağmen o alanlar uzadığı zaman fiziki yapısının dezavantajından dolayı oyunculara yetişemiyor ve Torreira yavaş kalıyor gibi gözüküyor. Halbuki Torreira kısa alanda çok çabuk olan bir oyuncu. Torreira ile Konstantelias'ı uzun alanda, uzun metrajlı yerlerde birebir bırakmamak, doğru savunma yapmak gerektiğini düşünüyorum. Kısaca genel görüşlerim bu şekilde. Ben Galatasaray'ın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Umarım tüm temsilcilerimiz bol gollü güzel galibiyetlerle ülke puanımıza tekrardan katkı sağlarlar diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Kısa bir analizdi. Sizce maç kaç kaç biter? Aşağıda yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Gelip izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenip like butonuna tıklamayı unutmayın ve aynı zamanda kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Her şeyinizi kaybedin ama o güzel neşenizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Sağ içinden herkese görüşmek üzere.